Dünyanın en pahalı kahvesi kakadan yapılıyor. Mis kedisinin yediği ve kısmen sindirdiği, daha sonra da dışkıladığı kahve çekirdeklerinden elde ediliyor. Bu kahvenin adı Kopi Luwak. Bir fincan Kopi Luwak'a Amerika Birleşik Devletleri'nde 80 dolar kadar fiyat biçilebiliyor. Güneydoğu Asya'da ve Sahra Altı Afrika'sında bulunan mis kedisi, maymunun uzun kuyruğuna, bir rakunun yüzüne ve çizgili bir gövdeye sahip. Kahve meyvesi, mango ve diğer meyvelerin yanı sıra böcekler ve küçük sürüngenlerle de beslenen bir canlı. Endonezya'da ticari meyve tarlalarına dadanan mis kedileri genelde bir bela olarak görülüyordu. Ancak Kopi Luwak kahvesinin endüstriyel anlamda gelişmesi, yerel halkın bu hayvanları dışkıları nedeniyle korumasını sağladı. Mis kedisinin sindirim enzimleri kahve çekirdeklerindeki protein yapısını değiştiriyor. Böylece asit oranı bir ölçüde kayboluyor ve daha yumuşak bir kahve elde ediliyor. Mis kedisi kahvesinin tüm dünyada popüler hale gelmesi, bilinirliğinin artması, bu üretim tarzına ve bu hayvanlara olan merakı tüm dünyada arttırdı. Sonuç olarak Endonezya yaban hayatına yakından tanık olmak isteyen turistlerin sayısı inanılmaz derecede arttı. Daha çok turist ağırlandıkça daha fazla yabani mis kedisi kahve plantasyonlarındaki kafeslere tıkıldı. Kahvenin üretimi kadar bu canlıları da yakından tanımak isteyen turistler nedeniyle bu iş daha da karlı bir hal aldı. Oxford Üniversitesi'nin Yaban Hayatı Koruma Araştırma Birimi ve Londra merkezli Dünya Hayvan Koruma Topluluğu, Bali'deki 16 kafeste alıkonan yaklaşık 50 yaban mis kedisinin yaşam şartlarını inceledi. Ve bakın sonuç neydi? Araştırmacılardan Neil Kruz şöyle diyor: "Bazı kafesler inanılmaz derecede küçüktü. Onlara tavşan kafesi demek daha doğru olur. Hayvanlar idrarları ve dışkılarıyla sırılsıklam olmuşlardı. Farklı besinler de tüketmesi gereken mis kedilerinden bazıları yalnızca kahve meyveleriyle beslenmeleri nedeniyle oldukça çelimsiz. Bazıları ise serbestçe hareket edememeleri nedeniyle obez." Kruz ayrıca bazı hayvanların kafeinin verdiği enerji nedeniyle yerinde duramadığını söylüyor. Ancak araştırmacı Kruz'un tanık olduğu şeyler arasında en rahatsız edici olan hayvanların telden oluşan bir zeminde durmak, oturmak ve uyumak zorunda olması olmuş. Bunların yanı sıra mis kedilerinin pek çoğunun temiz suya erişimi yokmuş ve diğer mis kedileriyle etkileşime giremiyormuş. Ayrıca gündüzleri trafik ve turist gürültüsüne maruz kalıyorlarmış. Bu da gececil hayvanlar için fazladan bir stres unsuru. Tüm bunlar bir lüks tüketim ürünü için. Uzmanlara göre Kopi Luwak'ı benzersiz kılan şey yabani mis kedilerinin en uygun kahve meyvelerini bulup yemesi. Mis kedilerini kafeste tutmak ve alelade bayat kahve meyveleriyle beslemek zaten kalitesiz bir ürüne yol açıyor. Ayrıca birçok kahve kavurucu ve barista Kopi Luwak'ın çok da iyi bir aromaya sahip olmadığını savunuyor. Mis kedisinin sindirim sistemi gerçekten kahveyi daha yumuşak bir hale getirse de kahvede arzu edilen asitlerden ve aromalardan da arındırıyor. Bir Kopi Luwak paketinin yabani mis kedilerinden mi yoksa kafesteki mis kedilerinden mi elde ettiğini anlamanın bir yolu yok. Batı pazarını Kopi Luwak ile tanıştıran Tony Wild, Guardian'a yazdığı bir makalede okuyucularını bu kahveye karşı uyarmış. Wild, bu kahvenin gitgide artan bir şekilde sanayileşmiş, zarar verici ve aldatıcı olduğunu savunuyordu. Yabani etiketine sahip bir paketin gerçekten öyle olduğunu doğrulayan bir sertifika sistemi mevcut değil. Hadi diyelim ki gerekli sertifikalar verilmiş olsun, güvenilir kaynaklardan gerçek Kopi Luwak gelsin. Peki değer mi? 5 dakikalık lüks tüketim keyfi için bir canlının hayatını kafeslemeye, onu sürekli takip edip huzursuz etmeye, doğal dengesini bozup sürekli stres yaşamasına sebep olmaya. Belki Endonezya'da yaşamıyoruz, bunun zararlarını doğrudan gözlemleyemiyoruz ama bir şeyi çok iyi biliyoruz. Mis kedilerinin yaşadığı dünya ile bizim yaşadığımız dünya farklı yerler değil. Şunu unutmamalıyız, en büyük cehalet yaşadığın dünyaya ihanet etmektir. Bir kahve ile bunların ne alakası var diye düşünebilirsiniz belki ama ne ile alakası var? Siz de bu kahveyi tüketmeyip lüks tüketim keyfi için hayvanların sömürülmemesini istiyorsanız bu videoyu beğenebilirsiniz. Benzer videolar için belgesel günlüğüne abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.